Hasta mahpuslar sağlık hakkına yeterince erişemiyor. Üçlü protokolden kaynaklı olarak birçok aksaklık sağlığı tehdit eder nitelikte uygulamalara neden olmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ardından gelen gün olması dolayısıyla bu hafta İç Anadolu Bölge Hapishanelerinde bulunan kadın hasta mahpusların durumlarını paylaşmak istiyoruz. Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde 17, Bünyan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde 15 olmak üzere tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 32 kadın hasta mahpus bulunmaktadır. Kadın hasta mahpusların tüm sağlık kontrollerinin ve tedavilerin aksatılmadan yapılması, hapishanede tedavisi yapılamayan ağır hasta mahpusların infazlarının ertelenerek acil tahliyesi gerekmektedir. İnsanlık onuruna aykırı kelepçeli muayene ve tekli rig araçlarıyla da sevklere son verilmelidir. Hapishanelerde acil müdahalede bulunan sağlık ekipleri bulundurulmalı, revire çıkarılma ve hastane sevkleri hızlandırılmalıdır. Hayata içerildiği infaz uygulamaları devam ederken, hapishanelerde kadın olmanın zorluklarına, hapiste kadın, hasta, engelli ve çocuklu olmanın büyük zorlukları da eklenmiş durumdadır. Mahpus kadınlar sürekli uygulama haline getirilen tehdit, küfür, aşağılama ve baskılara maruz bırakılıyorlar. 624. F oturmasında bu hafta 8 Mart vesilesiyle Marmara bölgesindeki hapishanelerde tutulan hasta kadın mahpusları ve kısaca sağlık durumlarını sizlerle paylaşacağız. Mahpus kadınlar çoğunluğu hapishanedeki yaşam koşullarına bağlı gelişen kanser, diyabet, koa, kalp, kalp damar, varis, mide şikayetleri, hipertansiyon, şizofreni, kadın hastalıkları, kemik erimesi, dehşet, hepatit, karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, astım, iltihaplı eklem romatizması, tüberküloz gibi Marmara bölgesinde kadın mahpusların tutulduğu Bakırköy, Silivri, Kocaeli, Kandıra ve Gebze, Bursa, Yenişehir Kadın Hapishanesi ve Düzce T-Tüp Hapishanesi'ndeki ağır hasta ve engelli 42 kadın mahpusun isim ve sağlık durumlarını kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Tespit edebildiğimiz az sayıda kadın mahpus yanında bugün sağlık durumu iyi görünen pek çok mahpusun da giderek daha da kötüleşen hapishane koşulları, ortam baskılar, ağırlaşan tecrit uygulamaları ve artan yoksulluğa bağlı olarak sağlıkları hızla bozulmakta ve yaşamları risk altına girmektedir. 624. F oturması kapsamında bu hafta, önceki gün kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bütün kadın mahpusların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Sağlık ve yaşam haklarının korunabilmesi için tedavi ve sağlığa erişimler önündeki engellerin kaldırılmasını, hasta, engelli, yaşlı, çocuk ve 0-6 yaş aralığındaki çocuğu bulunan serbest bırakılmaları için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.